Merhabalar değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Kutlu Doğum Haftası biliyorsunuz. Bu hafta içerisinde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor müftülüğümüzün aracılığıyla. Ve biz de bugün yine müftü yardımcımız Sayın Seda Nur Sezen'le stüdyomuzda birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Programımıza. Bugün peygamberimiz ve kardeşlik konusunu işleyeceğiz stüdyomuzda izleyicilerimizle birlikte. Bu arada bizi yurt dışından da izleyen, özellikle internet ortamından izleyen birçok izleyicimiz var. Balıkesirli çok fazla var biliyorsunuz özellikle Avrupa'da. Hem onlara buradan selam yolluyoruz hem de benim bir özel arkadaşım var. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Şu anda bizim programımızı izlemekte kendisi. Buradan sevgilerimizi yolladıktan sonra kardeşlik duygusu paylaşmak üzere Peygamber Efendimiz'in aslında getirmiş olduğu kardeşlik kavramı kan bağının çok daha ötesine geçiyor. Din kardeşliği ve onun ötesinde insan kardeşliği aslında değil mi? Sadece dinle bile sınırlamıyor bu anlamda. Sizden de bu sohbet esnasında öğreneceğimiz çok fazla şey olacağını inanıyorum ben. Evet. Ben öncelikle tekrar herkesin kutlu doğum haftasını tebrik ediyorum. İnşallah hayırlısıyla yoğun bir şekilde bu haftayı biz programlarımızda geçiriyoruz. Halkımız da bundan faydalanır, istifade eder, etmiştir diye düşünüyorum. Ve selam da güzel. Yani dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimize Balıkesirli veya değil diyelim. Şimdi Balıkesirliler de izliyor belki. Onlara da selam vermiş oluyoruz. Bu da kardeşliğin bir başka boyutu. Buradan bir giriş yapalım olmazsa hemen. Evet. Bakın. Şimdi Google'dan bir sarete alıyoruz. Japonya'dan bir izleyicimiz var. İzleyici var. Hani sayısı belki çok fazla değil ama demek ki diyorum Balıkesir'le ilgili kişiler bunlar diye. Doğru. Tabii ki. Yani hani merak edip mesela Balıkesir'le bağlantısı olup merakla ne oluyor ne bitiyor öyle bakanlar olabilir veya programınızı kalitesinden dolayı izleyenler vardır çok diye düşünüyorum ederim. Ben açıkçası. Evet yani bakın bir tıkla bir ekranla değil mi hani şöyle ufacık bir camla veya hani internet ortamında bir tuşa dokunmakla veya telefonda bir tuşa dokunmakla çok uzaklardaki insanlara bu şekilde ulaşabiliyoruz. Evet. Onlarla İletişim bu kadar kolaylaşmışken acaba kardeşliğimiz veya en yakınlarımızdaki kardeşlerimizle ilişkilerimiz neler? Bunu değerlendirmek bunu değil mi? Oradan bir giriş lazım. Yapabiliriz aslında. Evet, teknoloji yardım ediyor ama bakalım bizim o insan ölçülerimiz bunun neresinde kalıyor? Neresinde kalıyor? Evet, haklısınız. Evet. Biraz gerisinde kalıyoruz galiba. Biraz değil hani şey olarak baktığımızda Peygamber Efendimiz'in hani dönemindeki kardeşliği arkadaş yani Ensar Muhacir kardeşliğinden bahsetmiştik. Onlar arasındaki hani kendi mirasını paylaşacak derecede bir kardeşlik tesis edildiğinden geçen haftaki programımızda bahsetmiştik. Ve yine daha sonraki dönemlerde de baktığımızda insanların birbirlerine daha böyle tutkuyla sahip olduklarını gördük. Evet. Ama bugün hani işte bir ekran kadar birbirimize yakınken, işte bir tuşla hemen karşımızda dünyanın öbür ucundaki arkadaşımızın sesini veya görüntüsünü hani alabiliyorken, bazı konularda işte en yakınımızdaki mahallemizden, mahalleye gitmeyelim önce, evimizden başlayalım. Yani eşlerimizle, çocuklarımızla. Sonuçta hani bir aile bağı var ama sonuçta din kardeşidir. Hani öyle bakarsak veya insani kardeştir. İnsan olarak davranılması gerekir. Onlarla ilişkilerimiz nasıl? Kendi öz kardeşlerimiz. Hani anne baba bir veya ana ayrı baba bir, baba ayrı ana bir. Hani kardeşlerimizle ilişkilerimiz, şehrimizdeki, iş yerimizdeki kardeşlerimiz ve arkadaşlarımızla ilişkilerimiz ne kadar güzel. İşte buna bakmak lazım. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa son peygamber olarak gönderilmiş. Bunu hepimiz biliyoruz. O bütün dinlerin tamamlayıcısı ve üsve-i hasene yani en güzel örnek olarak bize gönderilmiş. Onun hayatına baktığımızda Hazreti Ayşe'nin de deyimiyle onun hayatı Kur'an'dı diyor. Onun ahlakı Kur'an'dı. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten daha peygamber olmadan da ahlakı ile toplum içerisinde temayüz etmiş birisiydi. Fakat İslam'ın getirdiği prensiplerle bu güzellik biraz daha farklılaştı, daha güzelleşti. Ve hani yaşayan Kur'an diyebiliriz. Ve Kur'an'a baktığımızda da geçen hafta bir nebze bahsetmiştik. Önünüzdeki kitapta da var. Evet. Biz bu sene
Kutlu doğum hediyesi olarak halkımızın çoğuna bunu da hediye ediyoruz programlarımızda. Fatiha suresinin ve Hucurat suresinin meali ki Hucurat suresi Kur'an-ı Kerim'de bir yerde ahlaki düsturların öğretildiği bir suredir. Ahlak suresi denilebilir. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranması gerektiği konusunda bize ipuçları veren, Allah'ın nasıl baktığı ve Resulullah'ın da hayatında zaten uygulamalarını gördüğümüz bir davranış şeklini açıklar. Ben oradan gitmek istiyorum açıkçası. Hani Hucurat suresini hem öğrenelim hem de oradaki kardeşlik ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar nelerdir Allah nezdinde, onları öğrenelim istiyorum. İki mukaddes kitabımızda yer alan iki önemli sure. Ve oldukça da şöyle baktığımız zaman kalın bir meali var aslında. Evet. Demek ki biz çok yüzeysel bazı şeyleri değerlendiriyoruz değil mi? Bu kadar meal anlamında. Biraz açıklamalı. Hani kısa bir meal değil, biraz diyoruz. Daha açıklamalı. Orada ayetleri açıklarken yazarımız Peygamber Efendimiz'in hayatından uygulamaları da koymuş. Efendim hadis-i şeriflerden koymuş. Sahabe örneklerinden de koymuş. Biraz hani daha genişletilmiş öyle diyelim. Ama gerçekten herkesin sahip olması gereken bir kitap. Biz de bu sene öyle düşündük. En azından bu vesileyle herkesin evine girsin dedik. Çünkü Fatiha hem namazımızda okuduğumuz hem namaz dışında her zaman okuduğumuz bir sure. Hani dilimizden düşürmediğimiz surelerden birisi. Orada ne diyoruz ne ki Fatiha hani şeyin Kur'an-ı Kerim'in özetidir. O şekilde de değerlendirilir. Hem başlangıcıdır, açışıdır, anahtarıdır. Hem de Kur'an'ın içerisindeki bütün hükümleri özetleyen bir suredir. Artı Yüce Allah tarafından kullara öğretilmiş bir duadır. Bunu öğrenmek gerekir. Öbürü de hani zayıflayan toplum ilişkilerimizi, toplumsal ilişkilerimizi, insani ilişkilerimizi değerlendirdiğimizde Hucurat suresi de bu yönde bize gerçekten yön veriyor. Ki bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa haksızlığın yerine adaleti, nefretin yerine sevgiyi getiren bir peygamber. Düşmanlığın yerine kardeşliği koyan bir peygamber. Biz onun ümmeti olarak onun yolunda olduğumuzu, onu sevdiğimizi işte her sene gerek kutlu doğum vasıtasıyla gerekse başka zamanlarda hep kendisini hatırlıyoruz. Onu anmaya gayret ediyoruz ama sadece anmak, adı anıldığında salavat getirmek değil buradaki amaç. Ve Yüce Allah diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Resul'e itaat edin. Buradaki Resul'e itaatten maksat da sadece hani onu sevmek, Allah sevgisini kazanmak isteyen Resulü sevmek zorunda. Resulü seven Allah'ı da hani sevmek zorunda. Böyle bir ayet-i kerimeye baktığımızda itaat bazında da emir ve yasakları, onların getirmiş olduğu hükümleri kabul etme bazında da çiftli bir ilişki vardır. Zaten kelime-i tevhide baktığımızda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ayrılmaz bir bütünlüktür. Hani la ilahe illallah dese, Muhammedur Resulullah dese biliyorsunuz Müslüman olmaz. Onun gibi birlikte şey var. Eğer biz Allah sevgisini kazanmak istiyorsak Resulullah'ın sevgisini de kazanmak zorundayız. Onun sevgisini kazanmak istiyorsak Allah'ın sevgisini zaten kazanacağız inşallah. Ama Resul'ü sevmek demek veya onun sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgisini kazanmak, sadece seviyorum demek veya işte adanında salavat getirmek, işte senede 14-20 Nisan arasında doğumunu kutlamak demek değil. Resul'ü sevmek demek, Resul'ün getirmiş olduğu prensipleri de hayatımıza uygulamak demek. Bu prensipler de sadece ibadet boyutunda olan prensipler değil. İşte onun ahlaki yediği gibi boyutta yemek, işte onun gibi namaz kılmak, onun gibi giyinmek belki değil yani. Sadece biz bugün zaten temel yanlışlarımızdan bir tanesi. Günümüz Müslümanlığı şekil olarak şekilsel olarak biz dini anlıyoruz ve algılıyoruz. Ve daha çok şekilsel yöne doğru gidiyoruz. Ama asıl olan nedir? Özdür. Hani şöyle diyelim, bir portakal düşünelim. Ben genelde iman konusunda da bunu anlatırım. Portakalın dışı çok güzeldir, çok alımlıdır değil mi? Hani kabuğu, rengi, kokusu açısından dikkat şöyle. Çekicidir. Çok dikkat çekicidir, hoşunuza gider. Ama kabuğu yenilir mi? Kabuğu bize çok fazla hani esans vesaire kullanıyor ilaç sanayinde ama onun dışında hani insan için yeme bazında bir şey. Ama içini açtığınızda hani eciş bücüs işte o dışındaki beyazlıkları da düşünürseniz
hani dış görüntüyle iç görüntü biraz daha farklıdır. Şekil orada yoktur ama asıl öz oradadır. Hı-hı. Portakaldan alacağınız aroma oradadır, tat oradadır, lezzet oradadır. Hı-hı. Biz işte kabuklarla uğraşıyoruz ama içe bir yerde ulaşamıyoruz. Ama dinin özü orada, ortadadır. Hı-hı. Peygamberimizin hayatında da aynı şey, davranış modeli, ahlak önceliklidir. Ve ahlaka bak, İslam ahlakı en yüce bir şekilde, İslam ahlakını en yüce bir şekilde aksettiren de Peygamber Efendimiz'dir. Onun hayatında da. Zaten yani öylesine hani gerçekten cahiliye devri dediğimiz çağ, hani pisliklerin, adaletsizliklerin en fazla olduğu dönemi geldiği zaman hani bir nur olarak öncelikle ahlakı oturtmak üzere. Tabii değil ki. Mi şekilinden ziyade. O zaman da cahili dönemde de ben açıkçası şöyle de düşünüyorum. Yani cahili dönem o gün yaşanmış bitmiş gibi bir şey yok. Yok, her dönemde daha acımasız o zamanda da kabileler arası savaş vardı mesela. İnsanlar hep ben olacağım, ben üstün olacağım düşüncesiyle veya biz sizden ırk olarak, soy olarak, sop olarak her neyse, yani işte veya makam mevki olarak üstün, biliyorsunuz Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde İslam'ı öğrenmek için bile biz Müslüman olan, işte Peygamber Efendimiz'in yanında olan insanları istemiyorlardı. Biz bu fakir fukarayla bir arada mı oturacağız? Kibir. Diyecek kadar ileri gidiyorlardı. Hatta hani onların bulunduğu bir mecliste Peygamber Efendimiz hani belki küçük bir hatası olarak anlatılır Kur'an-ı Kerim'de de. Belki onların o tavrından etkilenerek ve belki de hani onlara İslam'ı anlatayım derken ama bir Müslümanı hani bir soru sormak istediğinde başını çevirip görmemezliğe gelmiş ve o konuda ayet inmiştir. Allah'ın katında oradaki zengin efendim makam mevki olarak veya soy sop olarak önde olan insanlara değer verdiği için Peygamber Efendimiz bizzat ayetle uyarılmıştır Abese suresinde. Abese. Niye amaya? Abese ve tevella ence ehül a'ma diyor. Yani senin yanına bir ama geldiğinde ona niye yüz çevirdin diye sorar. Evet. Yani bakın burada insanın peygamber de olsa hatalı olabileceği veya hangi insana değer verilmesi gerekli? İmanlı olduğu için, ahlaklı olduğu için, imanın gereğini yerine getirildiği için, belki görünüş olarak sağlam bir insan değil, belki üst baş olarak diğerlerine göre üstün makamda birisi değil ama öncelik ona verilmeliydi diye Allah-u Teala burada anlatır. Ya ama bugün Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye misali, makamlar, mevkiler yüzünden insanlar yanlış şekilde değerlendirebilmekte ama o makama gelen insanların da bazen o sizin değer vermediğiniz insanlardan çok daha boş olduklarında görebiliyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Önemli olan insana insan olarak değer vermektir. Evet. Yani dinimiz de bunu istiyor hani, zaten. Dindarlıkta da hani İslam fanı gibi olmamalı yani, evet, bu tabii ki. Şekil anlamında. Hı-hı. Hani böyle içeriğini kapmadan hani İslamiyet'i yaşamak değil ama İslam fanatizmi yapmak gibi, evet, bir şey oluyor bu durumda değil mi? Biraz hani daha çok dini iyi bilmemek, anlayamamak kaynaklı diye ben düşünüyorum veya daha önce de hani doğru bilgi kaynakları konusunu anlatırken değinmiştik. Dini sadece töresel veya gelenekten gelen halktan halk dini olarak yaşamak. Ama bizim bizden istenen, Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in istediği dini Allah'ın indirdiği kitaptaki ve Resulullah'ın hayatındaki din olarak yaşamak. Evet. Halk dini istemiyor Allah bizden. Tamam, bazı şeylerin uygulanması hususunda töre, gelenek vesaire etken olabilir ama onların öncesinde Allah'ın emir ve yasakları var veya Allah'ın tavsiyeleri var. Bunları öncelemek gerekiyor. Evet. Biz maalesef kültürümüzü bazen hatta Arap kültürünü özellikle, evet, hani din gibi algıladığımız Arap şekilciliğini kendi şeklimize uydurmakla aslında dini yaşadığımızı zannediyoruz ama hani Kur'an-ı Kerim'e bakmadan bunu yaptığımız zaman da pek bir anlam taşımıyor. Bir de Peygamber Efendimiz'in de Kur'an-ı Kerim'e aykırı düşecek hiçbir söylemi olamaz değil tabii mi? Tabii ki, hani yaşayan Kur'an'dı dedik başta. Sünnette, Kur'an'da birbiriyle... Değil mi? Ki mesela kültürde olan bazı şeyleri bile kendine sorduklarında Peygamber Efendimiz orada diyor ki mesela hurma ağaçlarının
aşılanması meselesi var. Onunla ilgili gelip sahabe soruyor. Ya Resulallah, bu sene aşılayalım mı, aşılamayalım mı? O da diyor ki, yani bu konuda ben bilmem. Hatta bir sene diyor ki işte aşılamayın. Ama o sene verimde bir düşük oluyor. Peygamber Efendimiz daha sonra diyor ki ben bu konuları anlamam. Bunlar dünya işi. Yani hani bu konuda Allah'tan bir şey beklemeyin. Bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapın diyor. Yani hani bunu ayırabilmek, sadece Arap kültürü olarak da düşünmeyelim. Avrupa kültürünü de biz sadece şekillerini alıyoruz. Onların özünde insanlar ne yapmak istemiş, altında ne varmış, bunları da aldığımız yok. Yani genel olarak böyle. Ha bir de kültürümüzü tamamen yok edemeyiz. Hem İslam kültürüne yoğrulmuş bir şeyimiz var, kültürümüz var. Ama şu da var, o kültür mayalanırken içine önceki dini inanışlarımızdan, işte toplumumuz içerisinde bulunan farklı kültürdeki, geldiğimiz farklı coğrafya, dinlerdeki toplumların da etkileri var. Hı hı. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Ama şunu bilelim, gerçek din Kur'an'daki din ve Resulullah'ın uyguladığı din. Bazen biz bunu zaman zaman yaşıyoruz. Şimdi telefonda sorular geliyor ya Lofet Fatına, işte soruyor oradan. İşte şu an hani direkt şey, şu şöyle mi böyle mi? Hayır diyoruz, bu böyle. Kur'an-ı Kerim'de böyle ama böyle diyor. İşte annem böyle yapardı veya işte bizim köyde böyledir falan. Yani hani bunlar yaşanabiliyor ama gerçek din Kur'an dini, bunu unutmamak lazım. Ve o dine göre de ama insanlar sadece şimdi, şeklen değerlendirilmemeli veya din şeklen sadece değerlendirilmemeli. Sadece Kur'an'a baktığınız zaman da eleştirenler çok oluyor sizi yani. Evet. Hani siz anlayamazsınız, bunu bir bilene sorun hani gibi. Kur'an anlaşılmayacak bir kitap değildir. Çünkü hani pek çok ayet-i kerimeye baktığınızda anlayasınız, düşünesiniz diye bunları gönderdik diyor. Yüce Allah bizim aklımızı zaten öyle yaratmış. Yani hani hatta meali okuduğunuz zaman falan bazen çok farklı yaklaşımlar. İşte siz anlayamazsınız diye söyleyenler var. Daha önce de bunu paylaşmıştık galiba. Yani başka kitapları okuyalım ama Kur'an meali Kur'an okumayalım diyenler var. Böyle diyenler olabilir ki tabii, Kur'an'la hadiste hiçbir zaman hiçbir çelişme olmaz, çatışma olmaz. Peygamber Efendimiz'in sahih sünneti ve ondan gelen doğru hadislere baktığımızda onların hiçbirinin Kur'an'la bağdaşmazlık göstermediğini görürüz. Yani hep birbirinin tamamlayıcıdır. Eğer peygamber sözü olarak gelen şeylerde eğer Kur'an'ın ana çerçevesine uymayan bir şey varsa onlar hadis değildir. Uydurma. Uydurmadır. Ya da başkaları tarafından Peygamber Efendimiz'e ithaf edilmiş şeylerdir. Hı hı. Veya bazen hani hadislerdeki o şeylerle ilgili çok derin bir konu ama mesela sahabe onun yarısını duymuştur. Üstünden başka bir şey konuşulmuştur. Sohbetin ortasında gelmiştir. Sadece o kalan bölümünü aktarmıştır. Bu da bilgi kopukluklarına neden olmuştur. Tamam, duymuştur. Peygamber Efendimiz o cümleyi söylemiştir ama onun öncesi ve sonrası vardır. Hani bir sözün, bir konunun bu tamamlama yönü olarak bakmak gerekir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i ve mealini herkes okuyabilir. Peygamber Efendimiz'in sünnetine, gerçek sahih kaynaklara herkes ulaşabilir. Hele günümüzde çok kolay. İnsanı zaten yaratırken Yüce Allah ona iki bilgi kaynağı veriyor. İki doğru, bir akıl veriyor. Hı-hı. Aklının yetmediği yerde de vahiyle tamamlıyor. Bu çok önemli söylediğiniz. Yani hani sadece dışında kalpte olmuyor yani akıl hiçbir zaman kenara koyamayız. Çünkü zaten aklı olmayana da şey i̇şte yok değil mi? Dengeyi bu ikisinin sağlaması gerekiyor. Yani aklın yetmediği yerde vahiy size yetişiyor. Evet. Bu ikisi birlikte değerlendirildiğinde zaten sonuçta. O zaman hani akli din değildir, nakli dindir şeyde felsefesi de çok doğru olmuyor. Nakli dediği işte vahiy kaynaklı olmasından deniliyor. Akli yönü vardır dinin ama asıl kaynağı vahiydir. 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 Ama akılla çelişmez. Akılla da çelişmez. Bu noktada bunu vurgulamak gerekiyor. Evet ve hani insanın doğasında da zaten hani şeyi bırakır, dini veya kardeşliği bir kenara bırakırsak insan değil mi yalnız yaşayan bir varlık mıdır? Değildir. Bugün hani toplumsal bir varlık olarak tarif edilir insan. Tek başına yaşayamaz. Hani Robinson Crusoe hikayelerimiz hep mevcuttur yani mutlaka bir şeyler için birileri gerekir. Madem toplum halinde yaşıyorsak da
sevmek, sevilmek duygusu en başta mesela, en basit şey olarak bunun karşılanması gerekir. Güven duygusu, güven, başka türlü insan güvende olamaz. Hani güvenle ilgili şeylere baktığınızda bugünkü sosyolojik ve psikolojik araştırmalara baktığınızda bunu görüyorsunuz. İnsanın dünyada güven içinde olması gerekir. O güven de bir, yaratıcıya bağlılığıyla, iki, insanlarla olan ilişkileriyle var edilebilir. Yoksa insan kendi kendine nasıl yalnız başına güvende olabilir, değil mi? Yüce Allah'la bağlantısı varsa bazı konularda ona olacak güveni, öbür tarafta da insani ilişkilerinde. İşte ama maalesef o insani ilişkileri eğer biz böyle kardeş ve sevgi bağıyla bakmazsak o zaman biz bunları zayıflatabiliyoruz. İşte inşallah Hucurat suresinden gidersek İslam toplumundaki insan ilişkilerini açıklayan bir sure olarak değerlendirilir. Hem etik ve estetik değerlerden bahseder bu sure, hem de adab ve edebe yönelik, işte ahlak ve edebe yönelik bir prensipleri anlatıyor. Ki 3 bölüme ayırabiliriz oradaki sureyi. Birisi Allah Teala ile Resulü, pardon, Allah, Resulullah ve sahabe ile ilişkiler. O hani o dönemde kalmış gibi düşünülebilir. O günkü olaylar kaynaklı inmiş ayettir. Geliyor işte çölden gelen bir kişi Peygamber Efendimiz'e evin dışında Muhammed gel falan böyle bağırıyor. Hani normal sana bana veya işte bir arkadaşına bağırır gibi. Mesela bu eleştirilerek başlanır. Yani sonuçta o bir otoritedir. Otoriteye ne gerekir? Saygı. Hani bir önünü ilikleyip daha bir saygıyla veya işte kapıda bulunan bir kişinin hani bir sekreter gibi düşünelim. Haber vermesi gibi bir makama girilirken bu şekilde olmasından başlar. Bakın bu bir o gün için yaşanmış bir şeydir ama bugün de bize bir ipucu vermektedir. Bugünkü davranışlarımızda da işte ne bileyim kapıları arkalarından girmeyin, kapıyı tıklatın, selam verin, değil mi? Hani bir adab vardır eve girişlerde. Bunlar öğretilir. İşte onlar hani göçebe toplumda çadırın diyelim ki veya işte o günkü ev yapısına göre işte arkasından, önünden, camlardan vesaire böyle hani girilir, bakılır falan, böyle bir şey telakki edin. Ama nedir usul? Kapısını çalarsın, müsaade istersin efendim, ondan sonra girersin. Böyle bakın ahlaka ve edebe aykırı. Bu da insani ilişkileri düzenleyen bir şey, öyle değil mi? Yani pat diye girmek var birinin odasına, karşıdaki bir irkilir. Hele hele şeyiniz yoksa, samimiyetiniz yoksa bu hiç hoş bir davranış değildir. Ve hani kurulacak ilişkide de ters tepkiye de neden olabilir. Onun için Peygamber Efendimiz tanıdığınıza tanımadığınıza selam veriniz diyor. Elbette ki hani sokakta hiç tanımadığın birine değil ama en azından bir meclise girdiğinizde orada tanıdıklarınız da olsa tanımadıklarınız da olsa selam vermektir. Birbirinizi sevmedikçe, iman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Cennete birbirinizi sevmedikçe de cennete giremezsiniz. Bakın iman cennete girmenin, ahireti kazanmanın yolu ama imanı kazanmanın yolu da birbirimizi sevmek. Size aranızdaki sevgiyi geliştirecek bir davranış öğreteyim mi diyor. Birbirinize selam veriniz. Evet, önce selamla. Önce selam. İşte kardeşliği de pekiştiren. Selamla ne diyorsun? Ben senden eminim, sen de benden emin ol. Ben sana güven veriyorum. Benden sana kötülük gelmez. Selamın manası bu diyorsunuz değil mi? Tabii ki selam budur. Yani ister günaydın deyin, ister merhaba deyin, ister hayırlı günler deyin, ister selamu aleyküm deyin. Yani sonuçta selam budur ama öbür türlü direkt konuya girmek veya direkt hani muhatap almak zaten farklı. Zaten hani adab-ı maşeretimize uymuyor. De pek tabii ki şey bu değil. Yönden de. Bir de işte Kur'an-ı Kerim'de hem Allah peygamber ve sahabe arasındaki bazı ilişkilerden bahseder. Hem de toplumsal süreç içerisinde insanlar birbirleriyle nasıl davranmalılar birbirlerine. Bu konudan bahseder Hucurat Suresi. Sanırım aramız var. Evet, küçük bir ara verelim. Siz de bu arada soluklanın. Reklamdan ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Özellikle programımızın bu bölümüne başlarken tabii sizin özellikle bu iki önemli suremiz Fatiha ve Hucurat Surelerindeki açıklamalarınıza devam edecek. Bu arada biz soru da alıyoruz internet ortamından ve rejiye gelen soruları da alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de hani kardeşlikten bahsettik, din kardeşliği, ama onun ötesinde hani
geniş insan kardeşliği de var dedik. Öte yandan bir izleyicimiz de özellikle Hristiyanlar ve Yahudilerle dost olmayın şeklinde bir uyar olduğundan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada hani kardeşlik kavramı nasıl değerlendirilmeli? Onu da bir siz hazır bulmuşken soralım isterseniz. Evet, tabii ki ilk etapta hepimiz Adem ve Havva'nın çocuklarıyız. Kur'an-ı Kerim'deki bu işte Hucurat suresinde de insanların 12. ayette bir erkek ve bir kadından yaratıldığından bahseder ve çeşitli topluluklara, gruplara ayrıldığını, tanışasınız, kaynaşasınız diye de devam eder ayet-i kerimede. Ama üstünlüğün ancak takvada olduğu, Allah'a yakın olmakta, Allah'a yakın, onun emir ve yasaklarını yerine getirmekte olduğunu ifade eder. Şimdi diğer dinlerdeki insanlarla elbette ki yaratılış itibariyle eşitiz. Onların da peygamberi var, Yüce Allah tarafından gönderilmiş olan iman esasları var vesaire. Ama biliyorsunuz en son din İslam'dır. Din olarak böyle yanlışlar, hatalar vardı. Ama insani ilişkiler bazında, insan olarak baktığımızda tabii ki hilkatte kardeşiz sonuçta, yaratılışta kardeşiz. İnsan olarak kardeşiz bu açıdan baktığımızda. O ayete gelince hani Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin ayetinde onun o dönemki bir altyapısı var ayetlerin iniş sebeplerine baktığımızda. Hani bir o açıdan değerlendirmek gerekir. Ha günümüze yansıması olarak da hani Kur'an evrenselliğini düşünürsek, kıyamete kadar hükümlerin devam ettiğini de düşünürsek, şimdi bu hani bugün dünyada da yaşanan bir şey, her ne kadar ortada gözükmese de güç savaşları var, efendim din savaşları var, öyle değil mi? Hani bu bazdaki konularda dost edinmekten bunu şey yapabilir, bu şekilde değerlendirmek esastır. Dost edinmek derken Müslüman kardeşlerimiz varken, birlikte beraber olabilecekken, cemaat olabilecekken başka insanlar. Elbette ki onlardan insan olarak dostlarımız olacaktır. Niye? Fikirleriniz farklı olabilir, dinleriniz farklı olabilir ama insan olarak bazı ortak değerlerde bir arada bulunabilirsiniz. Peygamber Efendimizin uygulamasından söyleyeyim. Bir gün bir sahabelerle otururken bir cenaze geçiyor ve Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah niye ayağa kalktın? İşte cenaze geçiyor. O bir Yahudinin cenazesidir. Hani yani ayağa kalkmana gerek yok falan. Diyor ki Peygamber Efendimizin cevabı çok önemli. İnsan değil mi? Diyor. Yani sonuçta insan olduğu için ona saygı göstermesi gerektiğinde Peygamber Efendimiz burada ifade ediyor. Yani bu bazda elbette ki ilişkilerimiz var. Dünya bazında ilişkilerimiz olacak. Fakat oradaki dost edinmekten maksat hani özel konularda işte güvenmeyin anlamında bir şey mi hani acaba? Tabii ki güven bazında da, çünkü o günde de vardı, bugün de var, düşmanlık olabilir, işte bilgi sızması vesaire olabilir. Bu yönde bakmak, yoksa hani insani ilişkiler bazında dost edinmeye yönelik herhangi bir engel yok. Bunu evet. Da yani açıkça. Kur'an'daki bu ayet hani böyle bir şey, keskin bıçakla ayırın anlamı bir ayet. Hayır, öyle bir şey yok. Yani, o zaman her şeye de aykırı düşer. İşte insan kardeşliğine, Kur'an-ı Kerim'deki toplumsal yaşam, insanların dünyadaki yaşamına da ayrı düşer. Tabii burada bir çelişki olmaması tabii lazım. Çelişki çünkü düşer. Biz sizi kavimlere, yani, topluluklara ayırdık. Yani tanışın, kaynaşın diye. O zaman hani bu tanışmanın, kaynaşmanın önüne hiçbir şey engel giremez. Herkes o zaman Müslümanlar bir yerde hep birlikte olur. İşte Hristiyanlar bir tarafta olur. Ne bileyim Çinliler bir yerde olur. Türkler tabii. Bir yerde olur vesaire. Dünyadaki düzen de değişir. Öyle değil mi? Kimse kimseyle... Irkçılığın hani en karşısında yani, olan dindir bizim dinimiz. Hani bununla baktığınız zaman... Irkçılık girer işin içine, dini ayrımcılığı girer. Her şey girer. Ve böyle bir şey olarak değerlendirmek doğru değil. Peygamber Efendimizin uygulamalarına mesela geliyor bir heyet geliyor, Hristiyanlar. İbadet etmek istiyorlar. İbadet saati geliyor. Peygamber Efendimiz mescidin bir kısmında onların ibadet etmelerine izin veriyor. Bakın bu bir kardeşliktir. Sonuçta hani bize ne istediği. Bugün biz bazı Müslüman ülkede, bazı yerlerde namaz kılacak yer bulamıyoruz kendi ülkemizde. Öyle değil mi? Evet. Ama Avrupa'ya gidin. Ben bunu gördüm, yaşadığım siz için söylüyorum. Siz orada bulundunuz. Havaalanında olsun, efendim böyle otogar vesaire olan yerlerde hem Müslümanlara... Veya huzurevine gitmiştim, bakın Müslümanlardan da o huzurevinde kalanlar vardı. Hastanede yine aynı şekilde herkesin ibadet edebileceği mekanlar ayrılmıştı. Bu bizde de yeni yeni gelişen bir şey.
Yani hani ibadet herkesin kendi dinine, kendi inancına göre o ibadetini yerine getirebileceği mekanın. Aslında bu en çok bizim kültürümüz değil olan mi? Şey değil o, mi? Evet Sıdan ama işte Hanım, bazen... Yani, hani kilise duvarıyla cami duvarının yan yana olduğu bizim evet, Osmanlı doğru. coğrafyasında ne biz kadar çok... Biz bunu yaşadık yani ve yaşıyoruz daha ya. Özellikle hani bazı semtler İstanbul'da bakıyorsun sinagogu da var değil mi? Kuzguncuk galiba. Hepsi var. Çok dar bir mekanda. Hem cami var arkasında sinagog var. Öbür tarafta kilise var. Yani bunu çok rahat bir şekilde yaşamış. Evet, günümüz yaşamış. İnsanı biraz daha sanki ayrımcılığa evet, yönelik hareket hani ediyor. Hani biraz daha böyle globalleştikçe hani dünya küçük bir köy haline geliyor ama kafalar biraz... tam tersi bir şey yaşıyor. Hani dünya genişliyor ama insanlar biraz daralıyor veya daraltıyor gibi bir bakış açısı var. Ama İslam işte böyle dar bakmıyor. İlk etapta hani işte az önce dedim ya Hucurat suresinden gidersek Müslüman kardeşliğinden başlar. İnsan kardeşliğine dönüştü. İşte mesela 10. ayette müminler ancak kardeştir der. İman kardeşliğinden orada bahseder ama 12. ayette işte az önce mealini söylediğimiz hani bir erkek ve kadından yaratılmayı ve topluluklar halinde olmayı tanışma kaynaşma bu da insan kardeşliğine bir gidiştir. Ama yani üstün, halkaları genişletin evet halkaları genişletin bu bazda da hani diğer dinlerle ilişkilerimiz elbette ki olacaktır. O insanlardan hele hele yaşadığımız ortamlar işte mesela bir yurt dışında yaşayanlara nasıl sadece Türklerle ilişki kurun diyebilirsiniz veya hani tabii. Türkiye açısından da değerlendirelim farklı farklı. Dünya kadar bir ülken akrabalıklar da kuruluyor değil tabii mi? Tabii ki akrabalıklar kuruluyor, kurulabilir. Dinimizin bu konuda da hani şeyi var evlenme, erkek evlenebilir Müslüman. Bir erkek Müslüman bir Müslüman olmayan bir kadınla işte ehli kitap ehliyle evlenebilir. Fakat Müslüman kadının evlenmesi yasaklanmıştır gayrimüslim kitap ehlinden birisiyle. Çünkü ailede hani kültürün geçmesinde babanın etken yönü değerlendirilerek bu şekilde. Ama bugün bu konuda da farklı yorumlar var. Hani o farklı bir boyutta. Herkes illa Müslüman olmak zorunda değildir. İsteyen inansın, isteyen inkar etsin diyor Yüce Allah. Yani din farklılıkları yaşıyor ve bu şey aynı evde herkes bunu paylaşırken farklı bu dünyada olabilir. Her şey serbest zaten. Yani, esas öbür dünyada. evet, yani keşke hani o boyutta değerlendirilebilse her şey. Bütün davranışlarımızı hani İslam ahlakı ve İslam çerçevesinde değerlendirebilsek, o ölçüye evet. koyabilsek. Keşke biz hani o kadar uzağa da kardeş bulmaya gitmeye gerek yok. Öz kardeşlerimizle bile artık uzaklaştığımız bir dünyada evet, yaşıyoruz. Hani özellikle menfi bir şeyler girdiği zaman şey mesela benim bir hocam vardı. Benim annemle babamın biz kardeşlerimle ve bana yapmış olduğu en güzel şey miras bırakmaması demişti. Yani birazcık hani bu tip işler girdiği zaman bir bakıyorsunuz kendi kardeşinizle bile sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz değil mi? Hani bugün müftülüğe gelen soruların %40'ı 50'si bu konudadır diyebilirim. Yani bırakın hani kardeş, Adem'in Havva'dan evet, kardeşlik, yani, hani aynı anne babadan kardeşlikte hep miras konusundaki bazı sıkıntılar yani hani özellikle miras konusunda dünyasal paylaşımlar konusunda burada anne babaların da çok büyük hataları var. Kardeşlerin de birbirlerine karşı çok büyük hataları var. Hani kardeşlik diyoruz ama işte kendi dünya menfaatleri için kendi öz kardeşimizi bile farklı boyutlara atabiliyoruz. Bir kardeşin kendi kardeşi hakkında o zaten işte şöyledir, bunalımlıdır, şudur budur yorumunda bulunabildiğini yani başka karşı tarafa onun hakkında delil olabilecek şekilde konuştuğunu bile yani sırf kendi aralarındaki ilişkinin iyi olmamasından dolayı bu tür şeyler duyabiliyoruz. Yani hani insan ne yapar? Önce kendi kardeşini savunur. Karşı evet. tarafa şeylemez. Ama ne var? Çünkü arada menfaat ilişkisi var veya başka evet. bir şeylik var. Gerçi Mevlana'nın güzel bir sözü var ya hani aynı dili değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır evet, diye. Hani bir, bu anlamda kardeşlik de doğru. aslında ha. aynı geri değil. Bazen aynı bakış açısını taşıdığınız insanlarla işte daha çok kardeşlik hissediyorsunuz. Az önceki o dost edinmenin altında da bu var. Yani aynı duyguları, aynı çerçeveyi yaşarsanız, aynı bilgiler içerisinde donanırsanız kardeş ve dost olmanız daha yakın. Ama farklı kültürde, farklı bilgiler içerisinde veya işte uygulamalar içerisinde yaşarsanız orada hani ayrılıklar mutlaka olacaktır. Hani farklı kültürlerden
Evlenen iki kişinin bile birbirine adapte olması konusunda bile hani aynı evin içinde bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Onun gibi. Bunu böyle değerlendirmek gerekir. Ama kardeşlik, İslam kardeşliği önemli. Bunu yok eden bazı sebepler var. İşte bugün de hepimizin yaşadığı şeyler. Mesela hani Peygamber Efendimiz'e seslerin yükseltilmemesi konusu var. Bizde de mesela hani konuşurken bazen hani sesinizi çok fazla kullanmayı bilmiyoruz biz veya alışkanlıklarımız, çocukluğumuzdan gelen, aileden gelen bazı şeylerimiz var. Bu bazen hani sizi tanımayan biri tarafından çok farklı değerlendirebilir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yani sadece kullandığımız kelimelerle iletişim kurmuyoruz, değil mi? Onu yani da kurmuyoruz. Ses tonumuzda, imajımızda, bedenimizde. Bedeniniz sizin bir enstrümanınızdır. O enstrümanı hani nasıl kullandığınız, onu nasıl dışarıya aksettirmeniz önemlidir der iletişimciler. Bu enstrümanlarımız da çok iyi. Hani diliniz hoş söz söyler ama suratınız böyle ters bakarsa o hoş söz herhalde hiç yerine ulaşmaz. Veya tam tersi hani yüzünüz gülerken acı bir söz söylemeniz de hiç hoş olmaz. Şey var diye bir söz, tavrın o kadar bağırıyor ki ne dediğini duyamıyorum diye. Evet. Yani bunlar da var. Müslümanın da ona uygun olması lazım diyorsunuz. Tavırları da dilinle paralel olmalı. Öncelikle iman kardeşliğinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani müminler ancak kardeştirler. Bakın ancak kardeştirler. Başka bir şey olması beklenmiyor. O kardeşlik ki aynı Allah'a inanan, aynı peygamberin ümmeti olan, aynı secdeye kapanıyoruz. Aynı dualarla Rabbimize yöneliyoruz. Hepimizin derdi şey aynı. Efendim ne bileyim cemaatte, camide aynı safta, zengin, fakir, işte amir, memur demeden aynı safta namaza duruyoruz. Yani kardeş olmamamız için aynı şehirde yaşıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Hani bunu genişletmek mümkün ama yine de farklılıklar oluşturmaya çalışıyor. Hatta öyle ki cenneti ve cehennemi birbirimize geçende de söyledik bunu. Bu çok acı bir şey. Yani cennet ve cehennem Allah'ın tasarrufu altında olduğu halde, yani tamam emirler ve yasaklar kim ne yaparsa onun karşılığını, ama yine de rahmet. Ama biz sanki bizim notumuzla gidecekmiş tabii gibi. Tabii ki mağfiret Allah'ın elinde. Yani hani vardır ya, adam 100 tane kişiyi öldürmüş ama Allah Teala onu cennete almış. Ama öbür tarafta kadın namaz vesaire kılmış, işte ibadetkar vesaire, kediye eziyet ettiği için cehennemliktir. Hani şeyi vardır. Bu tip kıssalar var. Bu tip kıssalar vardır. Hani şeyler. Bu Allah'ın takdiriyle olacak bir şeydir. Ama biz bunlar cennetlik, bunlar cehennemlik. Bizden olanlar şöyle, öbürküler böyle. Yani kardeşliği parçalayacak, İslam kardeşliğini yok edecek şeydi. Hatta Allah'ın tasarrufunda olan şeyleri bile kendimize dikte edip böyle kardeşliği bozacak davranışlarda bulunabilir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müminler ancak kardeştirler diyor. Çimentosu da ne? İman ve İslam kardeşliği. Evet. Buradaki iman, tabii hani derler imanın kimde olduğu bilinmez. İman kavramı da aslında dar bir kapsam değil mi? Değil, tabii ki değil. Herkesin neyi kasteder iman? İman öncelikle Allah'ı ve Resul'ü tanımaktır. Hani iman esasları dediğimiz temel esasları kabul etmektir. Peygamber, ahirete, işte kitaplara, meleklere imandır. Buna inanıyorsa kişi davranışında bunu sergilemeyebilir ama imanı vardır. Var olduğunu söyleyen bir kişiye de sen imansızsın denilemez. Hani vardır, kalbini açıp baktınız mı diye sorar. Evet. Yani elbette ki imanın ve İslam'ın birlikte yürümesi gerek. İslam nedir? İşte o imanın hayatta gösterilmesidir, davranışı aksetmesidir. Biz ama bugün sadece işte İslam'da bakıyoruz, imanı birazcık hani sorgulamıyoruz, göremiyoruz falan ya, gibi. Göremiyoruz belki de. Gördüğümüz şeylere nedense. Ama iman varsa, işte iman iyiyse davranışa da zaten bir şekilde aksıyor. Zaten kardeşlik. Ama her davranışa etkilenenin altında da sağlam bir iman olduğunu da söylemek doğru değil. İşte bakın mesela içki haramdır, bunu hepimiz biliyoruz. Yani veya domuz eti yemek haramdır. Hiç kimse domuz etinin yanına yaklaşma. Ama gıybet de haramdır aynı şekilde. Ama gıybeti her gün, her an çok rahatça yapıyoruz. Hani bakın burada iman, İslam bazında değerlendirdiğinizde ne kadar farklı. İslam domuz haramdır. Veya işte namaz kılmamak günahtır. Bu tamam, belli İslam'ın şeyi. Ama öbür tarafta gıybet de ahlaki boyutta. O imanın bir gereği. İman eden bir kişinin, Peygamber Efendimiz yalancı, bu yalancı diyorlar. Bir kişi diyor, müminken yalan söyleyemez. Bir kişi müminken
zina edemez, içki içemez diyor. Yani hani imanı onu zaten ona yaptırmaz diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu bağı çok iyi kurmak ve çok iyi değerlendirmek gerekiyor. İşte iman çözülmeden de kardeşlik bağının tabii çözülmeyeceğini bu ayetten anlayabiliriz. Bugün biz işte kardeşliklerimiz de buna göre sorgulamamız gerekiyor. Zaten imanın hani bu anlamda kimin inanıyorum diyen insana inanmıyorsun demek mümkün değil. Ama imana vermiş olduğu o yüksek referansı kötü niyetle kullanacak insanlara da bakıp da hani Müslüman böyledir demek de dünyanın yanlışıdır. Çünkü hani Müslüman olduğu kadar münafık insanlar da var değil mi? Kişileri kendileriyle değerlendirmek esastır. Dini veya işte genelleme yapmak yanlıştır. Tabii ki Müslümandan veya işte ne bileyim belli bir görüşe, belli bir dine, belli bir işte frekansa sahip olan insanlardan beklenen davranışlar vardır. Bu gösterilmelidir. Bu gösterilmediğinde bu genel manada gösteriliyordu ama bir kişi, iki kişi göstermediğinde bunu genele şamil etmek yanlıştır. Bu her konuda. Tabii. İşte şunlar şöyledir zaten, bunlar böyledir zaten gibi. Bu bizim toplumumuzun temel şeylerinden, yanlışlarından birisi. Bu da doğru değil. Ve her yanlışı da dine veya evet, İslam'a irca havale etmek de doğru değil. İslam kardeşliği, o iman kardeşliğine bağladığı nokta öyle bir şey ki, diyor ki hani sadece dünyadaki kardeşine değil, ahiretteki kardeşine bile. Ayet-i kerime var bu konuda, Kur'an-ı Kerim'de çok önemli. Rabbimiz bize ve bizden önce iman etmiş olan kardeşler, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi de bağışla. Bakın bize öğretilmiş duaların içerisinde bu var. Sadece şu anki kardeşlerimize değil, daha önceki mümin kardeşlerimize de dua ediyoruz. Bu dualarımızda var. Hani biz vardır bir de dua. Rabbena deriz hep değil mi? Tabii ben diye bir dua ben yok zaten. Ben diye bir şey yok. İşte var, değil mi? İslam'ın özünde kardeşlik, toplum içinde yaşama, birlikte olma zaten var. Namaz tek başına kılınan da elbette ama cemaatle namaz tavsiye edilir. 25-27 derece kat daha fazla. Niye? O kardeşlik pekisin diye. Tabii. Zekat, sadakanın içinde hep karşındakini görmek vardı. Toplumsal ilişkiler bazında hani bireysellikten çıkmak. Hac zaten başlı başına toplumsal bir ibadettir. Ramazan her ne kadar oruç hani bireysel bir ibadettir ama topluma bakan yüzde var. Hani Peygamberimiz diyor ya, senin aç kalmana yalan söyleyen bir kişi için aç kalmana Allah'ın hani şeyi yok. Yalanı ve yalanla iş yapmayı bırakmayanın oruç tutmasının doğru olmadığını ifade eden, hani ahlakla birlikte ve insan ilişkilerle birlikte sürmesi gerektiğini ifade ediyor. Teravih hani namazın, Ramazan'ın içindeki oruçla gelen ibadet yine toplumsallaşmayı ve insan ilişkileri kaynaştırıcı, pekiştirici bir yönü var ama işte biz nedense hep şekillerde dedim ya, herkes evet, mukabeleye gider, herkes teraviye gider ama yanında oturan insana yer açma konusunda sıkıntı yaşar mesela. Yani ya da bu cami bencil olur ha, ya da ben bu cami yaptırdım, burada tasarruf hakkı benimdir der. Yani bunlar var olan şeyler. Atıyor seccadesini teyzeciğim. Bir Ramazan boyu oradan kalkmıyor mesela. Topuluyor. Hani gelse biri, oturamıyor kimse oraya sanki, hani böyle bir şey. Geliyor kişi, azıcık sıkışsın değil mi? Bir kişiyi daha alın aranıza. Yer yok. Ramazan'da hani bunu görüyoruz. Kendin için istediğini başkası için de istemedikçe gerçek mümin olamazsın diyen peygamberin ümmeti, kendisi orada namaz kılıyor ama bir kişi de yanında sıkışsın da namaz kılsını düşünmüyor. Böyle bir şey tabii bu bizim aslında trajikomik yani, tarafımız. Evet gerçekten. Biliyoruz ama gerçekten çok hani bir şey. Haberlerimizde bir keresinde yansımıştı. Hani imamın yanında kırıldığında daha çok sevap alır diye iki kişi kavga mı etmişti? Bayağı bir ciddi bir şey. Evet olmuştur. Olmuştu. Hani işte bu özü kaçırdığımız yani, şekillere takıldığımız evet, için olsa gerek. Ve eğer arada bir olabilir, insandır. Ya hatalar olabilir. İşte burada evet, bize düşen o arayı düzeltmek. O hataları da o kişilere has kılmak. Tabii ki onlara cemaati, has kılmak. Ama görenlerin de buna müdahale etmesi gerekir. Kimse müdahale etmiyor. Hani bizde böyle bir şey var. Aslında müminin görevlerinden bir tanesi İslam 5 şartı. Hani İslam dedik ya, namaz, zekat, oruç, hac. Bunlar en temelli. Ama bir başkası daha Kur'an-ı Kerim'de çokça vurgulanan bir şeydir. İyiliği emretmek, kötülükten uzaklaştırmak. Birbirimize hani Asr suresi 3 ayetlik bir sure ama müminler birbirlerine sabrı tavsiye ederler, hakkı tavsiye ederler diyor. Evet. Yani biz birbirimize doğruyu, gerçeği tavsiye etmek, birbirimizi iyiliğe yönlendirmek, yanlış varsa o yanlışı uyarmak ve düzeltmek zorundayız. Evet.
Kardeşlik hani ama sadece herkes kelime bakar anlamında böyle değil. Yani bizde öyle bir şey. Yanlışları da düzeltme kardeşliğin tabii ki içindedir kardeşliğin diyorsun. İçindedir elbette ki. Hani birbirinize çekiştirmeyin, husumet etmeyin, efendim birbirinizin ayıbını açmayın. Ayet-i kerimede de var. Yani alaya almayın diyor. Allah katında kim değerli bunu Allah bilir. Sen bilemezsin ki, sana göre belki alaya alınacak bir kişidir. Ama Allah katında, hani az önce anlattık Abese suresine gidersek, Allah katında kimin değerli olduğunu biz bilemeyiz. Karalamak, kötü lakap takmak çok yanlış bir şey. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya, müminler bir bedenin organları gibidir. Birisi ağrıdığı zaman diğeri ona ateşlenerek veya işte halsizlik vesaireyle ne yapar? Destek verir. Bütün vücut hasta olur. Başın ağrır ama vücudunda bir kırgınlık hissedersin. Dişin ağrır değil mi? Ateşlenirsin vesaire. Müminler de eğer birbirinin bir organ, bir vücudun organları gibiyse, sen beni kötülersen, ya benim elimde sakat demem ki ben. Yani sen benim kardeşimsin. Sen de benim organımdan bir parçasın. O zaman ben seni kötülediğimde aynı zamanda kendimi de kötülemiş oluyorum. Bu bakış açısıyla bakmak. Yanlışlar varsa da yanlışları da güzel bir şekilde düzeltmeye çalışmak müminin görevlerinden bir tanesi. Kötü zan mesela. Hep kötü zan da, aa öyle mi ki böyle mi ki? Yani niye iyi zanda bulunmuyoruz? Hı hı. Kötü zan da işte aradaki ilişkileri heder eden veya yok eden davranışlardan bir tanesi. Peygamber bazı şeyler düşünüyor, psikologlar veya düşünürler bunu şey diyor, kalbin bedduası diyorlar kötü zanına. Evet. Yani hani bir yerde bu psikolojik olarak şöyle değerlendiriliyor. Birine suizanda bulunan bir kişi, ha ben olsam öyle yapardım demek istiyor gibi bir yorum da var bu konuda. Evet. Bu da ilginç bir şey. Yani herkes çünkü sen kendi, kendi bakış açını yansıtıyorsun anladığı orada. Anladığı şekilde evet. Yansıtıyor bunu değil mi? Yani hani olabilir, her insanın iyi saati vardır. Hani böyle konuşurken bazen insan hani durağan olabilir vesaire. O gün kendi ruh dünyasında, ha Seda Hanım bugün acaba bana niye ters baktı falan demektense, acaba rahatsız mıydı, bir sorunu mu vardı diye bakmak, bu hüsnü zandır. Ama ilk şeyde bakarsan, ha demek ki ben de böyle yaparım veya duygularını yansıtma gibi de algılanabilir. Kişi bu kendisi açıdan, gibi görüyor biraz evet, da karşısındakini. Evet, kendisi gibi görüyor. Bu da önemli. Ve gizliyi saklıyı araştırmayın der. Ve la tecessesü, birbirinizin ayıbını araştırmayın. Allah-u Teala hani hadis söylüyorduk az önce, birbirine zulmetmez, birbirinin ayıbını araştırmaz. Varsa daha kusurlarını örter. Allah-u Teala diyor ki, kim bir kulun tabii ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter. Buradaki şeyi de tabii ayeti de yanlış anlamamak lazım değil mi? Kusurlarını örter demek, yaptığı yanlışları ve hataları örtbas etmek, sümen altına yatmak değil. Değil, tabii ki. Kusurdan yani maksat hani hoş görmek. Bazı şeyler vardır ki hoş görülebilecek kusurlardır. Evet. Bu manada her şeyi insanların yüzüne vurmamak, her şeyi ortaya çıkarmamak, ayıpları ortaya dökmemek. Hani bu paparazilik yapmamak diyebiliriz. Yani mercek tutuyor bir de. Yani evet, ufacık bir şey hepimizin hatası olabilir. Dil sürçmesi olabilir, bir yanlış olabilir. Bunu zoomladığınız zaman çok daha büyük olabilir. Olabilir. İnsan günahkardır. Hataya düşebilir. Yani Peygamber günaha düşücüdür. Hani öyle diyelim. Zaaf noktaları vardır. Günahkardır dedim orada. Hani genelleme oldu yanlış. Hani günaha meyledicidir. Yanlış yapabilir. Nefsi vardır. İşte ne bileyim, düşünemez. Aklını kullanamaz. Doğru bilgiye ulaşamamıştır. Yanlışlar yaparız. Ayıplıklar olabilir. Ama bunun sonucunda hani hemen yaftalamamak. Az önce dediğimiz gibi. Hemen bu böyle falan dememek. Ya işte şu da şöyle yapmış. Olabilir. O an belki zaaf noktasına geldi, yaptı. Burada hani onu araştırıp ve günü yüzüne çıkarmak, herkese yaymamak. Buradaki olay o. Varsa hata konuşuruz. Ayşegülcüğüm işte burada böyle bir yanlış var. Bunu inşallah düzeltelim birlikte. Bunu şöyle konuşsaydık çok daha iyi olurdu veya bunu böyle davransaydık çok daha iyi olurdu demek. Yoksa işte araştırma, Ayşegül burada nasıl yapıyor ki, nasıl davranıyor ki? İşte bir yerde de anlatırken işte Ayşegül şöyle yapıyor biliyor musunuz falan gibi, o ufacık da bir hatayı ortama da yaymak doğru değil. Ve gıybet, az önce de az çok değindik, ahlaki yamyamlık diye dedi şey. Çünkü ayette diyor ki kardeşinizin ölü etini yemeyi
hiç ister misiniz? Ne kadar tiksindiniz değil mi? Yani ölü o gıybetini yaptığın kişinin ölmüş olarak etini çiğnemek olarak veya yemek olarak değerlendiriyor ayet. Evet ve ne kadar iğrenç değil mi diye soruyor ayet-i kerimede Yüce Allah. Evet insan düşündüğü zaman çok iğrenç ama bu işte her gün bal kaymak gibi bal kaymak gibi yeniyor ve yiyoruz. İlişkileri de ekranlarımız bu tip şeylerle ilişkileri de çürütüyor. Hani 12. ayette de Adem ve Havva'dan bahsediyor. Kavim ve kabileden bahsediyor. Yani burası İslam kardeşliğini gerektiriyor. Ondan sonra da insanlık kardeşliğine geçiyor ve orada da takvadan bahsediyor. Takva nedir? Sorumluluk bilincidir. Aklını ve iradesini kullanarak Allah'a ve onun getirdiği hükümleri kabul edendir. Zaten Allah'ın getirdiği sorumluluk bilinci olan kişi, Allah'a karşı görev ve sorumluluklarını bilen kişi onun gereklerini de yerine getirecektir. Evet. Bu neye yansıyacaktır? Herkese yansıyacak. Önce kendine, sonra topluma, değil mi? Bütün ilişkileri de düzenleyecektir. Bunu böyle çok uzak bir şey görürüz hep. Hani, evet, çok ulaşılmaz bir aşırı dindarlık, namaz katan, nafile, nafile katan gibi düşünürüz ama aslında öyle bir manasının dışında ve takva herkesin rahatlıkla. Ve takva hani oradaki de doğuştan gelen verilen bir üstünlük değildir. Yani hani şu ırktan olmak, bu ırktan olmakla değil, kişinin kendisinin aklını ve iradesini kullanarak ulaşacağı bir noktadır. Evet, onun için kim olduğunuz hiç önemli değil diyor, kimden geldiniz önemli değil diyor. Yani. Evet. Bu bazda inşallah bu hafta kardeşlik boyutunda kendimizi şöyle bir değerlendirmeyi hani bu önce anlatılanlar. Önce kendi kardeşlerimizden başlayarak önce kendi kardeşlerim. Aramadığımız, konuşmadığımız. Ben mesela bugün programlarımız bitsin kardeşlerimi görmeye gideceğim mesela hani bu hızla diyormuşum. Hani en yakınlarımızı hatırlamak, sıla-i rahimi en azından bu hafta içerisine almak. Ulaşmadığımız arkadaşlarımıza, dostlarımıza bir vefa örneği, bir telefon etmek belki hani İlk bazda yapabileceğimiz şeyler ama tabii sadece bu haftayla da bırakmayalım. Bu hayatımızın her alanına yaymamız yansın gereken inşallah. Bir şey. Çünkü İslam'ın gereği Allah'ın kulu olmanın ve Resulullah'ın ümmeti olmanın bir gereği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu hafta içinde anarken kardeşliği ve kardeşlik ahlakını da anmış ve gün yüzüne biraz daha fazla çıkarmış olduk. İnşallah etkin olabilmişizdir, farkındalık yaratabilmişizdir. Önce kendimizden başlamak üzere herkesle diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kardeşlik bağlarımızın hem insani hem imani bazda kopmamasını diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hakikaten çok güzel şeyler paylaştınız bizle. Aslında insan özünü bu tip sohbetlerde daha çok fark edebiliyor. Bazı hatalarımızı daha rahat görme şansına sahip olabiliyoruz. Bakış açımızı değiştirdiğimiz takdirde. Buna çok önemli bir katkıda bulunduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ederim. Yoğunsunuz bu hafta biliyorum. Evet, siz gerçi hani göreviniz icabı oldukça yoğunsunuz. Bize de vakit ayırdığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum.